Münafık Müslümanları değil, küfrü kaliteli bulur. Allah'ın Kur'an'da şeytandan Allah'a sığınırım. Onlar müminleri bırakıp kafirleri dostlar edinirler. Kuvvet ve onuru onların yanında mı arıyorlar? Şüphesiz bütün kuvvet ve onur Allah'ındır. Nisa suresi 139. ayet. Sözleriyle bildirdiği gibi, münafıklar müminleri değil, küfrü güçlü görürler. Münafıklar bu bakış açıları nedeniyle dünya hayatına ilişkin her konuda küfrün Müslümanlardan üstün olduğuna inanırlar. Ancak onların yanında olurlarsa kuvvetli ve onurlu olacaklarını ve ancak bu şekilde itibar kazanabileceklerini düşünürler. Kendi zayıf akıllarınca küfürden biri olmanın sözde kalite alameti, Müslümanlardan biri gibi görünmenin ise kalitesizlik olduğuna inanırlar. Müslümanları kalitesiz, küfrü ise kaliteli bulmalarından dolayı da inkar edenlerin yaşam tarzına özenir, onların her türlü sapkın ahlakını sözde modernlik olarak nitelendirirler. Zübbeliklerini, dinsiz tavır ve konuşmalarını beğenir, onlar gibi olmaya çalışırlar. Kendilerini kimsenin ulaşamayacağı üst seviyede bir kaliteye sahipmiş gibi gösteren, kimseye sevgi ve saygı beslemeyen, kimseye değer vermeyen, sivri izah ve tavırlarıyla toplum içinde fitne çıkarıp duran küfrün davranışlarına özenirler. Onların dünyasında yer edinebilmek, onlar gibi olmak, onlar gibi yaşamak isterler. Oysa hem dünyada hem ahirette Allah tarafından en üstün olarak nitelendirilen insanlar Müslümanlardır. Allah kendisine gönülden bağlı müminlere kalitenin en üst seviyesini oluşturabilecek bir akıl ve estetik anlayışı verir. Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın hayatında Müslümanların bu özelliğinin çarpıcı bir örneğini görmek mümkündür. Allah Hazreti Süleyman Aleyhisselam'a büyük bir ihtişam ve zenginlik vermiş, onu üstün bir güç ve kalite içinde yaşatmıştır. Gelmiş geçmiş tüm salih Müslümanlar hem yüksek bir insani kaliteye sahip olmuşlar hem de hayatın her alanında maddi manevi her şeyin en kaliteli şekliyle yaşamışlardır.